Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ama öncesinde 3 tane futbolcu seçeceğiz. Futbol Arena sayfası Twitter'da böyle bir paylaşım yaptı. Ben de gördüm ve dedim ki bunu biz oyuna uyarlayabiliriz. Ekranda gördüğümüz futbolcular içerisinden bir Türk, bir Brezilyalı, bir Arjantinli seçin diyorlar. Biz de seçelim arkadaşlar. Hatta siz de seçtiğiniz futbolcuları yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve o futbolcuları kadromuza yerleştirip maç oynayalım. Şimdi baktığımız zaman Türk futbolcuları içerisinde Hakan Çalhanoğlu var. Kendisine ispatlamış, kanıtlamış yıldız futbolcumuz. Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, genç futbolcularımız yer alıyor. Ben genç futbolcu olduğunda o tarafa doğru kayıyorum. Yani tercihimi genelde genç futbolculardan yana kullanıyorum. Hakan Çalhanoğlu yıllarca en üst düzeyde futbol oynadı. Kendini ispat etti. Ben Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i tercih edeceğim. Brezilya tarafında doğrudan Vinicius Junior. Dedim gitti arkadaşlar. Arjantin tarafında Lautaro Martinez var, Alvarez var, Enzo Fernandez var. Oyunda da Enzo Fernandez'in yüksek seviyeli kartları vardı. Hatta Showtime kartı da gelmişti. Ben burada Lautaro Martinez diyorum. Santrafor, hatta Vinicius'un elimizde güzel bir Santrafor kartı varsa Lautaro Vinicius forvet hattı arkasına Arda Güler'i yerleştirebiliriz. Şimdi oyuna geçtim arkadaşlar. En son böyle bir kadro kurmuştuk. Hepsi farklı milletten futbolcularla oynamıştık. Bir otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Biz kadroya kimi alacağız? Arda Güler'i alacağız. Genel derece diyelim. Lautaro Martinez'i alacağız. Belki Lautaro kenarda da olabilir. Yok, kenarda da yokmuş. Kadromuzda yok. En başta Lautaro Martinez'i kadroya çektik. Bize bir Vinicius Junior lazım. Doğrudan Real Madrid takımını seçelim. Hem Arda Güler'i hem de Vinicius'u oradan çekebiliriz. Şimdi baktığımız zaman Vinicius Junior'un bende yüksek seviyeli kartı fullenmemiş var. Onu fulleyeceğiz. Arda Güler'in 94'lük kartı var. Yine bakıyorum Vinicius'un gözümüzden kaçmasın diye. Bellingham kalsın çünkü o da Real Madridli ya. İki Real Madridli oynar. Önlerinde de Vinicius. Baktığım zaman Vinicius'un fullenmemiş kartı yok galiba. Bu kartını fulleyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan göz gezdirdim, yok. Kenardan bir isimle değişelim. Mbappe de yeni Real Madridli ama doğru, onu seçemeyiz artık biz. Ya da diziliş değiştirmemiz lazım. Öyle yapalım arkadaşlar. O kadar Real Madrid'de var ki Bellingham'ı da çıkarmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Vinicius'u kanat olarak kullanalım. Sol kanat. Bellingham göbek olarak kalsın. Vinicius'u kanat yaptık. Arda Güler var. Santrafor hattını da şöyle çekelim. Arda Güler'i ofansif orta saha olarak kullanalım. Ofansif orta saha önde kalsın. Göbek attı böyle. Savunmada ama değişiklikler yaparız. Vinicius'u da arkadaşlar biz bir fulleyelim. Bu kadar antrenör gitti. 103.000 DP kendisine bastık. Otomatik dağıttık bu şekilde. Bu kartı da bayağı yüksek seviyeli. Ama şöyle bir bakalım. Pasları bayağı bir düşük. 4 tane basmış. Bitiriciyi de düşük. 80'de kalmış. Hızlanma değeri iyi. Top kontrolü, top sürme nasıldı? Böyle. Oradan 2 tane alsam, ona düşürsem. Hızlanmadan da 2 tane alsam. Hızı 8. Fiziksel temas zayıf. Şuraları arttıralım. Pasını arttırdık. Kaça kadar çıktı? Alçaktan pası 77, yüksekten pası 69. Bitiriciliği 82 oldu. Böyle kalsın. Seviyesi düşecektir ama önemli değil bizler için. 101 seviye. Belki kendisi 102 de olabilir. Efup uygulamasından bakabiliriz. Geçen hafta çıkarmıştık galiba. Yakın zamanda gelmişti bu kartı. Kenara baktığımız zaman hemen bizim şöyle beke futbolcu lazım. Real Madrid takımından sol bek var mı diye baktım. Camavinga var. Carvalho kullanabiliriz. Sağ beke çekeriz. Philipp Lahm'ı sol beke. Stoper olarak baktım. Rüdiger var. Hazır Real Madrid'deyken alalım arkadaşlar. Buradan birçok futbolcu alalım. Averón'u kullanalım. Defansif orta sahada Averón olsun. Real Madrid'den David Beckham'ı şöyle atalım. Guti. O da çok klas bir topçuydu. Sonrasında Valverde var. Valverde'yi de kadroya yerleştirelim. Griezmann'ı da çıkardık. Şuradan Luis Figo'yu da kadromuza çekelim. Diyeceğim de hücum hattını çok değiştirmeyiz. Böyle kalabilir. Tamamdır. Yani hızlı bir şekilde kadromuzu oluşturduk. 3 tane futbolcuyu seçtik arkadaşlar. Lautaro Martinez, Arda Güler, Vinicius Junior. Şimdi bu üçlüyle sahaya çıkacağız. Şimdi yani gücünde rakibimiz var. 2. İlk başta da 1 gösterdi ama sonradan 3'e çıkmıştı. Rakibimiz geldi. Beşiktaş CR7. 3085 kolektif gücü var rakip arkadaşımızın. Form durumuna baktık bu şekilde. Valverde iyiymiş. O zaman Bellingham'ın yerine onu alalım. O da bir Real Madridli. Tamamdır. Kadro bu şekilde kalabilir. Rakip bu şekilde. Dörtlü bir hücum hattı var. Messi, Haaland, Mbappe, Neymar. Yıldızlar ileride. Arkasında Kevin De Bruyne.
Sağ bekte Showtime, Ben White ortalara sıkıntı olabilir. Pike yapan orta becerisi de vardı. Bruno Fernandes'in eskiden hediye edilen Showtime kartı. Lautaro Martinez, Arda Güler'in çok güzel bir koşusu ama pas iyi değil. Van Dijk, savunmada her şeyimiz şu ana kadar. Rüdiger biraz sıkıntı, pozisyonunu terk edebiliyor. Hadi be, offside. Ben bir de o kadar boş kalacağını tahmin etmedim. Pasa basayım demiştim. Önü açık şutu. Kaleci Schmeichel'ın üstüne gitti ama o da bir sektirdi rahat bir şekilde. Maç bitti. İlk yarısı bitti. Çok gitgelli bir mücadele oldu ama pozisyon yok arkadaşlar. Pozisyonda sıkıntı var. Yoksa temposu yüksek. Gidiyoruz geliyoruz. Sürekli git gel. O yüzden şöyle bir yapalım. Sol açığa alalım. Zorlama bir pas. Arda Güler. Offside. Offside. Arda Güler. Yerden, havadan gitti. Gol. Ben yerden atmasını istemiştim ama havadan gitti. Demek ki yanlış taraf yukarıya doğru kaydırdık. Süper bir asist geldi ya. Çok daha güzel oldu. Yerden gitseydi savunmaya çarpacaktı. Mbappe. Biraz kontrollerde de sıkıntı var takılmalardan. İlk defa işimize yaradı. Çok sert bir vuruş. Lautaro Martinez kaçırdı. Dudak uçuklatan vurdu. Kalecinin üstüne gitti. Şimdi ortaladık. Ön direkteki adamı geçerse iyi. Bir kafa vuruşu, son müdahale rakip savunmadan üst üste kornerlerimiz. Vinicius. Aldık. Merkezde boşluk var. Lautaro Martinez offside'da yok. Gole gidiyoruz. Yapma be. Adam geride kaldı. Şunu indirebilir miyiz? Erling Haaland. Top bizde. Hadi Arda Güler. Şimdi gecikmeli de olsa pasımız Cruyff'a. Falsomuz. Cruyff'tan çok klas bir gol. Eski Barcelonalı Cruyff. Çok ince bir gol attı. Yerden. Rakip kaleci de bir şey yapamadı. Rakibimiz de bu golle oyundan çıktık. İlk yarısı özellikle çok gitti geldili bir maçtı. İkinci yarıda daha fazla pozisyonumuz vardı. Arda Güler'in ortası çok ilginç oldu ama. Ben yerden verdim zannediyordum ama oradaki takılmalardan dolayı belki hafif parmağım kaydı. Pas havadan gidince çok işimize geldi. Biz bir maça daha çıkalım. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. Sinyale baktım, düşecek mi acaba? Yok, sabit 3 sinyal gücü. Çünkü bir anda 1'e 2'ye düşebiliyorlar. Rakibimiz de birinci klasmandan inmiş bir arkadaş. Mahmut Berar Enis kullanıcı adı var. Cruyff, Casemiro onlar da iyi. O zaman şöyle yapalım. Yok, sadece Beckham'ı alalım, Bellingham'ın yerine o kadar. Rakip bu şekilde. Vinicius'u da sol açık yapalım. Hatta Arda'yı da merkeze alalım. Rakip arkadaşım menajeri Döşam. Yenilmez City. İddialı bir arkadaşımız ki zaten birinci klasmana çıkmış. Oradan gelen bir arkadaş. İyi oynuyordur. Ve üçlü stoperle oynuyordu. Bol hücumculu. Dikkat etmek lazım. Rüdiger tehlikeli bir isim. Yok edici. Boşluk verebilir. Bu bomba şut kodu muydu acaba? Onun bomba şutları çok etkili değil ama. Falso değerleri falan da düşüktü. Yani çok korkutmuyor beni. Mesela Chiesa, Son gibi isimler daha etkili vuruyor. Vinicius. Geçmedi pas ama basalım. Rakibi hataya zorlayalım. Vinicius Junior nasıl vurdun öyle? Topun dibine çok fazla girdi. O an algılamıyor. Hadi bir Lautaro vur şimdi topu ağlarda. Çalım üstüne vuralım dedik. Çok etkili bir vuruş oldu. İstediğimiz çalımı atamadı. Lautaro da herhalde çift vuruş da belki yoktu. Ama top kontrolünü kaybetmedi en azından. Çıkmasın adamlarımız. Hadi be Mbappe. Arda Güler. Mbappe'ye doğru. Mbappe. Gol. Bir an dedim kaçıracak arkadaşlar. Falsolu vurdum. Yandan avuta falan gider diye. O gol oluyor. Bir rahatlık geldi şöyle. 2-0 güçlü rakibimize karşı. Yenilmez City'ye karşı öndeyiz. Carvajal izin vermedi. Şu dakikaya kadar da iyi oynadı. Vinicius. İyi.
yine de topu kaybetmedi. David Beckham. Sol ayağıyla sert bir ortağa bir kafa vuruşu gelmedi. David Beckham. Çok sert vuruş. Boş kaleye Mbappe atamadı. Mbappe atamadı. Üçüncü golü atsak fişi çekmiştik maçta. Rakip hala oyunda. 2-0 tehlikeli bir skor. Dönüş yapılabilecek bir skor. Herhangi bir değişiklik yapmayalım. Aynen böyle devam edelim. Kenarda büyük boşluk var. Arda Güler'in pası. Karval. Karval'le gidiyoruz. Arda'ya doğru. Gelişini Arda. Çalımın üstüne vuralım dedik. İyice karıştı buralar. Sol bekimize doğru attık. Kontrol çok zor ama. Adamları hiçbir şekilde çeviremiyoruz. Bu nasıl geçti? O top nasıl geçti ya? Offside falan da yok. Kontroller de çok zorlaştı. Orada top kaybını da çok basit yaptık. Oyuncuyu çeviremedik. Ve offside olmayan bir pozisyon. Şimdi rakibimiz oyuna ortak oldu. Martinez. Pası atıyorum da geç gidiyor arkadaşlar. Tamamen bağlantıdan, oyundan kaynaklı belki de. Konami'nin bunları düzeltmesi lazım. Beckham. Hadi vardı, geçmedi. Mbappe. Şimdi Vinicius. Pas geçmedi ama top Cruyff oyuna girmiş. Şöyle bir falso. İyi çevirdi. Bir de bomba şutu olsaymış fena. Karşısına yollayalım. Karval. Orada güzel çekti. Kalecimiz korner. Son anlarda farkı 1'e indirebilirdi rakibimiz. Messi ile çok ince bir iş yaptı. Bunun başındaki isim Griezmann. Mbappe. Four added minutes has been indicated. 3-2. Çok net bir açıdan vurdu rakibimiz. Şimdi bir ataklık belki de vakti var. Yani gol atabilir. Hücum düzeni 1'e çekti. Orada topu almamız lazımdı. Van Dijk. Hadi be indir. Hadi Mbappe. Alan tam önüne düşecekti. Vinicius'a atamadık topu ama 3-2 kazandık. Bağlantıdan kaynaklı da sıkıntılar vardı. Çok istediğimiz oyunu da oynayamadık. Sunucudan kaynaklı da olabilir. E-Futbol Ligi'nde gerçekten maçlar oynamak çok zor bu bakımdan. Bu şartlarda yine de 5 gollü bir maç oldu. Bayağı gollü bir maç oldu. Oyuncu derecelerinde rakibimizde Bellingham, Wilshere, Foden. Foden'ın bomba şutu yokmuş. Ben hep denedi ya dedim bomba şutu var galiba. Bomba şutu yok. Normal İngiltere paketindeki. Ben de dedim hani falso sürekli deniyor. Bomba şutlu Foden. Lautaro Martinez, Mbappe, Arda Güler, Vinicius Junior. Bizim adamlarımız ilk dörtlünün üçünde arkadaşlar. Rüdiger 6 dereceyle devam ediyor. Bir Türk, bir Brezilyalı, bir Arjantinli seçerek sahaya çıktık arkadaşlar. Bu tarz video önerileriniz varsa sizler de yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.